Merhaba arkadaşlar. Bu videoda eşlenik esit baz çiftlerinde KA-KB ilişkisi ile ilgili örnekler yapacağız. İlk videodan farkı burada uygulamalar nasıl yapılıyor, ne tür sorularla karşılaşacaksınız bunları öğrenmek aslında. Birinci örneğimiz. Diyor ki aslında bu HF'yi biz daha önce de yapmıştık ilk videoda anlatımında ama olsun. Çok yaygında kullanılır. 25 derecede HF asitinin iyonlaşma sabitinin değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 4'müş. Buna göre H ve konjüge bazını belirleyin diyor. Konjüge bazının iyonlaşma sabitini belirleyin. Peki şimdi H ve asit olduğuna göre tabii ki siz bunun bazına direkt F eksi de diyebilirsiniz ama ben bunu bir bronz set göre yazayım. H2O sıvısıyla tepkimeye sokacağım. Bu asit olduğuna göre proton verecek H2O'ya. Dolayısıyla F eksi iyonuna dönüşecek. Yine şöyle aqua ve H3O artı yani hidronyum iyonları oluşacak. Çözünme denklemi bu ve HF bir hidrojen vererek F eksi iyouna dönüştüğüne göre F eksi iyonu HF'nin konjuge bazıdır yani A'nın yanıtı bir hidrojen çıkaracağım F eksi iyonu arkadaşlar h ve'nin konjuge bazı. Peki bu konjuge bazın iyonlaşma sabitinin değerini nasıl bulacağız dersek h bir Ka değeri var. F eksi'nin baz olduğu için bir Kb değeri var. Daha önceki videoda bahsetmiştik. Konjüge asit baz çiftlerinde Ka ve Kb değerleri çarpımı K suya yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'e eşitti. E bana Ka değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak verildiğine göre buradan Kb değerini bulacaksınız arkadaşlar. Bu da 2,5 buçuk çarpı 10 üzeri eksi 11 çıkar. Bazımızın KB değeri de budur. Evet ikinci örneğimizi yapalım. Asetik asitin iyonlaşma sabitinin değeri verilmiş. Bir bu asetin ayrışma denge tepkimesini yani suda çözüme denklemini yazacağız. Bronsted doğruya göre yazalım. Bir de konjuge bazını ve konjuge bazının KB değerini bulacağız. Pekala. Şimdi bu bir organik asittir arkadaşlar. Ve organik asitlerde asit hidrojeni alınan verilen hidrojen bu COOH grubundaki hidrojen yani şudur. Ben bunu suya koyduğumda asit olduğu için ne olacak arkadaşlar? Bir tane proton verecek. Bunu kime verecek? Suya. Dolayısıyla bir tane hidrojenini kaybettiği için asetat iyonuna dönüştü. Su da hidrojen alıp H3O artı iyonuna dönüştü. Bu suda çözünme denklemidir. Ve tersi tepkimeye baktığımızda bunun bir hidrojen eksiği olan asetat iyonu ne yapıyor? Bir tane hidrojen alıyor ve bu asite dönüşüyor. O zaman bir hidrojen eksiği olan asetat bu asitimizin konjuge bazıdır. Konjuge bazının bulduk. CH3 COOH bizim asitimizde. Bunun konjuge bazı bir hidrojen eksiği olan şu iyondur. Bir de konjüge bazının Kb değeri diyor. Şimdi asitin Ka değeri size verilmiş. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bunun Kb değerini arıyoruz. Ki hep bu örnekler üzerinden gidiyoruz. Zaten Ka ve Kb değerlerinin çarpımı 1 10 üzeri eksi 14'e eşit olduğuna göre bazın Kb değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olacak. Buradan da 5 çarpı 10 üzeri eksi 10 buluruz. Bazımızın KB değerini. Üçüncü örneğimiz. Der ki iki tane asitimiz var. Bunların KA değerleri var. Sırasıyla verilmiş. Buna göre konjüge bazlarını belirleyiniz ve kuvvetlerini karşılaştırınız. Arkadaşlar artık uzun uzun yazmayayım. Şimdi HX bir asitse hidrojen vererek konjüge bazına dönüşecek. Yani bir tane proton kaybederek HX asit X eksi iyonu onun konjüge bazıdır. Aşya'ya geldiğimde yine bir hidrojen kaybederek Y eksi bir iyonuna dönüşecek. Aşya asittir. Y eksi bir iyonun konjüge bazıdır. Ya da baz hidrojen alarak aşya'ya dönüşür de diyebilirsiniz. Konjüge bazlarını bulduk. Sonra kuvvetlerini karşılaştırmak için Kb değerlerine ihtiyacınız var. Aşx asitinin Ka değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 8'miş. E ka ve kb değerleri çarpımı 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'e eşit olacağı için x eksi iyonunun kb değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 olur. Aynı şeyi aşağıya yapacağım arkadaşlar. Bunun ka değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 verilmiş. O zaman konjuge bazının kb değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 olur. Yani x eksi iyonu ve y eksi iyonu. Bunun kb'si 1 çarpı 10 üzeri eksi 6. Bunun kb'si 1 çarpı 10 üzeri eksi 8. İyonlaşma sabitinin değeri arttıkça ka ya da kb hiç fark etmez. Bu arttıkça kuvvet artıyordu. Ekb değerine baktığımızda x'in kb değeri daha fazla olduğuna göre x eksi iyonunun baz kuvveti de daha fazla olur. Yani b'nin yanıtı x eksinin bazı kuvveti y eksiden büyüktür dersiniz. Hatta burada şunu da söylerim bakın hx ve hy asitleri bunların ka'larına bakarsanız bunun 1 10 üzeri eksi 8'di bunun 1 10 üzeri eksi 6'ydı Ka değerleriyle asitlik kuvvetini karşılaştırırsam Ka değeri büyük olan H'y daha kuvvetli oldu. Bazlarıma geldiğimde x eksi ve y eksiydi. Bunların Kb değerlerine baktığımızda 10 üzeri eksi 6 ve 10 üzeri eksi 8 oldu. Yine Kb değeri büyük olan bu sefer x eksi olduğu için bunun bazlığı fazla oldu. Çarpımları 10 üzeri eksi 14'e eşit olduğu için asit kuvveti arttıkça konjuge bazının ee, kuvveti azalıyor arkadaşlar. Bu da bir bilgi olarak kafanızda bulunsun. Geldik dördüncü örneğimize. Oda koşullarında x eksi iyonunun iyonlaşma sabitinin değeri kb'si 1 çarpı 10 üzeri eksi 9'muş. Buna göre konjüge asitini bulduyor ve iyonlaşma sabitinin değerini bulduyor. Şimdi arkadaşlar elimde x eksi iyonu var ve bunun için kb değeri verildiğine göre 1 çarpı 10 üzeri eksi 9 olarak bunun baz olduğunu biliyorum. Peki bu bassa konjüge asiti ne olur dersem bir hidrojen fazlası bunun konjüge asiti olur arkadaşlar. Çünkü baz ne yapacaktır? Hidrojen alacaktır. Hidrojen aldığında da kendi asitine dönüşecektir. Ha bunu görmediyseniz x eksiği suyla tepkimeye sokarsınız. Bronsted Lowry'e göre baz olduğu için hidrojen alacak o zaman HX'e dönüşecek ve o HX'i kalacak. Bir hidrojen fazlası onun konjüge asiti olacak dersiniz. Asitini bulduk. Bunun Ka'sını nasıl bulacağım arkadaşlar? Bir kere de yazayım. Ka ve Kb çarpımı 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'e eşitti. O zaman Ka'sını 10 üzeri eksi 14 bölü 10 üzeri eksi 9'dan bulursunuz. Bu da 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 olur arkadaşlar. Ve bu konuyla ilgili son sorumuz. Ee, yine bir iyonumuz var. Bunun diyor konjuge bazını bul. Ve bu bazın oda koşullarındaki iyonlaşma sabitinin değerini bul. Şimdi arkadaşlar burada C6H5 NH3 artı. Bunun konjuge bazını bul dediğine göre bu iyon Asit olmalı ve bir hidrojen kaybettiğinde de konjüge bazına dönüşmeli. O zaman bu iyonun konjüge bazı şudur arkadaşlar. Konjüge bazını buldum. Ee, bu asit için iyonlaşma sabitinin değerini 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 alın demiş. Bazın o zaman iyonlaşma sabitinin değerini K bölü k a'dan bulacağım. Yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 dediğinizde bazımızın k b değeri 5 çarpı 10 üzeri eksi 10 olacaktır. Evet bu videoda da eşlenik esit baz çiftleri ile ilgili örnekler yaptık arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.